İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Doktor Cenk Özatıcı, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti Siyasal İletişim Danışmanı Bekir Ali Yüksel, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Şerif Başgülekçi ve beraberindeki heyet, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Doktor Cenk Özatıcı, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay'ı ziyaret etti. Özatıcı'ya İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, İYİ Parti Siyasal İletişim Danışmanı Bekir Ali Yüksel, İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Şerif Başgülekçi ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ziyarette başta Suriyeliler olmak üzere uyuşturucu konusu ve basının sorunları dile getirildi. Ziyarette konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, Gaziantep ve ülke yararına olan bütün çalışmalara destek olacaklarını belirterek şunları söyledi. Tüm siyasiler ya da kamu temsilcileri akreditasyon yapmadığı için biz yıllardır sektörün içinde olan emekçilerle aynı gün aynı masada onlarla ve onların saçma sorularıyla, saçma sohbetleriyle baş başa kalıyoruz. İnanın Sayın Vekilim, en az sizin kadar bu konuda rahatsızız. Ama şunu açık ve net söyleyeyim. Bizim yönetimimiz döneminde bu konuyla ilgili ciddi mücadele edeceğiz. Hem biz onlara gazeteci demiyoruz, gazeteci diyoruz. Onlar kendilerini çok iyi biliyor. Hem de 3-5 kişiyle dernek kuran, Kanarya Derneği'nden hiçbir farkı olmayan derneklerle de mücadele edeceğiz. Ama tabii ki emekçi olan gazeteci arkadaşlarımızın, gazete sahiplerinin ciddi sorunları var. Onların da çözüm noktasında daima çözüme odaklı birliktelikler, birlik ve beraberlikler sağlayacağız. İnşallah Gaziantep'in 3 yıllık görevim süresinde ben ve yönetimim medya adına güzel şeyler duyacaklar herhalde bundan sonra diye umut ediyorum. Yerel basının bir takım sıkıntılar yaşadığını belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Doktor Cenk Özatıcı ise konuşmasında şu ifadelere değindi. Ulusal medya ve yerel medya Türk demokrasisinin olmazsa olmazı. Yani devlet yönetiminde nasıl üç erk varsa, yasama, yürütme, yargı varsa, dördüncü erk de basındır. Fakat Türkiye'de özellikle son dönemde tasarruf tedbirleri adı altında biz yerel basının cezalandırıldığını görüyoruz. Çünkü tasarruf adı altında aslında denge ve denetlemekte çok önemli bir fonksiyon olan basın, yerel basın özellikle, merkezi otoriteye mahkum ve mecbur bırakılıyor. Ve bu noktada zaten içinde bulunduğumuz siyasi atmosferde, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasama, yürütme, yargının aslında bir kişinin uhdesinde toplandığı bir siyasi zamanda ve zeminde biz hem ulusal basınımızın hem yerel basınımızın daha güçlü olmasını temenni ederiz. Dolayısıyla da yerel basına tasarruf tedbirleri adı altında uygulanan finansal kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu her gittiğimiz yerde de ifade ve ilan ediyoruz zaten.